Omurilik yaralı reabsorpsiyonu esasında komplikasyon reabsorpsiyonudur. Zira özellikle motor komplet hastalarda fonksiyonel hedeflere çok kısa süre içerisinde ulaşılır ve süreç bu fonksiyonel hedeflerin muhafazası şeklinde gider. Bununla beraber komplikasyonlarla mücadele 24 saat, 7 gün 24 saat ömür boyu devam eden bir süreçtir. Ben özellikle uzak tutuyorum. Bu komplikasyonları erken komplikasyonlar ve geç komplikasyonlar diye ayırsak da her an karşımıza çıkabilecek komplikasyonlardır ve biz bunlardan deformiteleri ve siringomiyeliği tartışacağız. Omurilik yaralanması sonrasında görülen spinal deformitelerle ilgili ilk ayrıntılı bilgiyi Philip Harris, Şükrü Hocam'ın da bahsettiği Paraplejik Dergisi'nde 1969 yılında yayınlamış. Philip Harris bu yayınında omurilik yaralanması sırasında görülen spinal deformiteler ve sonrasında geç dönemde görülen spinal deformiteler olarak ikiye ayırmış. Omurilik yaralanma sırasında görülen deformiteleri hiperfleksiyon deformitesi, hiperekstansiyon deformitesi, traksiyon deformiteleri, rotasyon deformiteleri, listezisler, kompresyon deformiteleri sınıflandırmış ve sonrasında bu deformitelerle nasıl mücadele edilmeli, hastalar nasıl taşınmalı, ne tür cerrahi yöntemler uygulanmalı, cerrahi ekipman yoksa ne tür traksiyon yöntemleriyle bunlar yerleştirilmeli. Bunlara ayrıntılı olarak değinmiş. Bu deformiteleri saptamak amacıyla kullanılabilecek görüntüleme yöntemleri içerisinde dinamik çalışmaları, tomografileri, miyolografileri, diskografileri ve anjiyografileri ta 1969 yılında değinmiş. Süreç içerisinde biz buna sadece MR'ı ekleyebilmiş olduğumuzu dikkatinize sunmak isterim. Sonrasında görülen deformiteler için Harris takibin herhangi bir aşamasındaki yanlış uygulamalar, yanlış yönlendirme veya yanlış tedaviye bağlı olarak ortaya çıktığını ifade etmiş. Yaralanmanın şiddeti, hastanın yaşı, ekstremitelerin etkilenim durumu ve eşlik eden kemik hasarının da yine bu deformite geç dönemde görülen deformiteler üzerine etkili olduğunu ifade etmiş. Peki bu deformiteler neler? Geç dönemde görülen bu deformiteler spinal kolonun frontal ve sagittal düzlemdeki eğriliklerine verdiğimiz isimler. Lordoz deformitesi bel ekstansörlerin hakimiyeti durumunda ortaya çıkan nadir görülen deformite. Kifotik deformite daha sık görülüyor. Hem vücut ağırlık merkezinin spinal kolonun önünde olması hem de diğer biyomekanik faktörlerle bu deformite daha sık görülüyor ama bizim asıl konumuz spinal kolonun frontal düzlemdeki eğriliği olan skolyotik deformiteler. Skolyozu değerlendirmek amacıyla kop açısını kullanıyoruz. Bunu baştan bir söylemek isterim aradan çıkarmak için. Kop açısı kullanırken iki tane vertebra seçmek gerekiyor. Bir üst vertebra, bir alt vertebra. Üst vertebranın üst end plate'inden, alt vertebranın da alt end plate'inden plate'lere paralel çizgi çekmek gerekiyor. Fakat hangi vertebrayı seçeceğimiz konusunda kafa karışıklığı var. Yani neden bu vertebrayı seçiyoruz da bunu seçmiyoruz, neden bunu seçmiyoruz? Burada ufak bir trik noktası var. Burası skolyozun, iç tarafı skolyozun konkav yüzü, dış tarafı konveks yüzü. Konkav yüz, konveks yüz. Burada konkav yüze baktığımız zaman intervertebral disk aralıklarının konveks yüze göre daha geniş olduğunu görüyoruz. Daha dar olduğunu görüyoruz. Burada dar, burada geniş. Burada dar, burada geniş. Burada dar, burada geniş. Bu biyomekanik olarak böyle. Bu dar olan intervertebral diskleri takip ediyoruz. Buraya geldiğimizde konkav yüzdeki diskin intervertebral alanın diğer tarafa göre daha geniş olduğunu görüyoruz. İşte bu bizim seçeceğimiz üstteki vertebramız oluyor. Yine bu şekilde takip ediyoruz. Alttakileri takip ediyoruz. Dar, 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 dar. Buraya gelmiş, genişlemiş. Demek ki burada altta seçeceğimiz vertebra da bu. Bunun en alt end plate'inden çizgiyi çekiyoruz. Eğer bu çizgiler ekranımızda birleşiyorsa burası kop açısı. Ama kop açısı düşükse bunlar birbirine paralel gidip ekran dışında bir yerde birleşebilir. Bu nedenle buna mani olmak amacıyla 90 derecelik dikleri çekiyoruz ve bu dikler arasında kalan küçük kası kop açısı oluyor. Skolyoz tanım olarak kop açısının 10 dereceyi geçtiği durumlara verilen isim. 10 dereceye kadar olan durumlar kop açısı, 10 dereceye kadar olan durumlarda skolyoz terminolojisi kullanılmıyor. Hatta burada genç arkadaşlarımı görüyorum, bu arkadaşlarım sağlık kurlarına da giriyordur. Kop açısı 10 dereceye kadar olan eğriliklerdeki bireyler askerliğe elverişlidir, komando olabilir, ikinci sınıflandırma çizelgesinde görev yapmak üzere subay ve az subay olabilirler. 10 dereceye kadar olanlar. Kop açısı 19 dereceye kadar olanlar A diliminden işlem görür, askerliğe elverişlidir, komando olamazlar. Hiçbir sınıflandırma çizelgesine göre subay ve az subay olamazlar deyip hızlıca
Geçiyorum. Tabii bu omurilik yaralanmasının sonrasında görülen skolyoz ne sıklıkta görülüyor? Eğer gelişimini tamamlamamış bir bireyde gelişmişse bu omurilik yaralanması %100'e yakın sıklıkta görülebiliyor. Yetişkinlerde yarı yarıya daha az görülüyor ve eğer bu skolyoz gelişecekse %90'ı ilk 3 ayda gelişiyor. Skolyozu veya kifozu önemli kılan şey aslında sebep olduğu sekonder patolojiler. Özellikle eğer belirli bir açıdan sonra konveks yüzdeki akciğer neredeyse artık disfonksiyonel hale geliyor. Artı vücudun bu şekilde eğimli pozisyondan dolayı intraabdominal basıncın yüksek olması nedeniyle de diyafram çok rahat hareket edemeyebiliyor. Yetersiz diyafram hareketi söz konusu oluyor. Ayrıca hastanın nörolojik seviyesine göre yardımcı solunum kasları da zaten disfonksiyonel olabiliyor ve bu durumda yetersiz ventilasyona, yetersiz öksüre, bu da sekresyonların birikimine neden olabiliyor. Bunun yanında yine intraabdominal basıncın artış olması nedeniyle hastalarda reflü sıklığı artıyor. Bu da aspirasyon riskini ve enfeksiyonları beraberinde getiriyor. Bunun yanında pelvisteki yük dağılım bozukluğu nedeniyle bası yarısı sıklığı artıyor. Yine skolyozun sebep olduğu bir takım nöropatik veya somatik ağrılar da elbette ki söz konusu. Skolyoz sınıflandırılırken sebebi bilinmeyen nedenler, konjenital nedenler, nöromusküler nedenler ve diğer nadir nedenler olarak sınıflandırılıyor. Nöromusküler nedenler içerisinde bizim spinal kord yaralanmasına sebep olacak faktörleri de bu sınıflandırma içerisinde görüyoruz. Nöromusküler hastalıklarda görülen skolyoz sıklığına bakacak olursak serebral palsili hastalarda %85'lere ulaşan sıklıkta, Friedreich ataksisinde %60'lara ulaşan sıklıkta, yine düşen musküler distrofide %90'lara, spinal musküler atrofide %80'lere, gelişimini tamamlamamış spinal kord yaralı bireylerde de %100'e yakın sıklıkta skolyoz gelişebildiğini görüyoruz. Skolyoz gelişen bir hastayı fark ettiğimizde ne yapacağız? Hastada skolyoz gelişsin gelişmesin, biz bu hastaları kronik dönemde elbette en az yılda bir takip etmek zorundayız. Bu konuyla ilgili öğleden sonra bir oturum da var. Bununla beraber eğer bireyde skolyoz geliştiğini fark edersek bu takip sıklığını 6 aya veya 3 aya düşürmemiz gerekiyor. Skolyozun kendisi ağrıya neden olduğu gibi hastalar bazı ağrılı pozisyonlardan, durumlardan kaçmak için vücutlarını değişik eğimlere, skolyotik postürlere de sokabilirler. Yani hasta dik durduğu zaman ağrısı olduğunu düşünüp sağ veya sola eğildiğinde ağrısını azaltacağını değerlendirerek kendisi skolyoza da sebep olabilir. Böyle ağrılı bir durum varsa bunu keşfetmek ve ortadan kaldırmak gerekiyor. Denge ve postür egzersizleri bütün spinal kord hastalarına dikkat edilmesi gereken konular ama skolyozlu bireylerde özellikle bunun üzerine gitmek gerekiyor. Yine push-up sıklığını arttırmanın skolyoz deformitesini azalttığı veya gelişimini yavaşlattığı yönünde bilgiler var. Yine bazı teknolojik cihazlar spinal kolunun eğimini algılayıp alarm vererek kişiyi uyararak bir feedback sağlayarak omurgasını düzeltmesi yönünde de uyarı sağlayabiliyor. Bizim bu hastalara belki yapabileceğimiz en önemli dokunuş uygun tekerlekli sandalye vermek olacaktır. Özellikle geniş sandalyeler hastanın bir tarafa eğilmesine sebep olacağı için skolyoza neden olacaktır. Ayrıca hastada tekerleklere ulaşması zorluğu nedeniyle de itme güçlüğü meydana gelecektir. Dar sandalyeli hastalar skolyoza neden olmaz fakat hasta transferi sırasında zorluk yaşayacağından bu sandalyeyi de yine efektif olarak kullanamaz. Skolyoz gelişmesine mani olacak değişik teknolojik sandalye modelleri, değişik konkav sırtlıklar veya yan destekleri mevcut. Bunlar elbette ki devletin tamamını ödediği şeyler değil. Kişinin ekonomik durumuna göre daha teknolojik olandan daha ucuz olanına kadar seçme imkanına sahipler. Ayrıca baş boyun desteği de bu hastalarda gerekli olabilir. Bu yan destekler oldukça portable. Buradan alıp yukarıya koyabilirsiniz, daha yukarıya yerleştirebilirsiniz. Veya yan desteğini bu şekilde değil de yapıştırılabilir süngerler şeklinde skolyozun apeksine uygun olarak yerleştirilebilir. Normalde tekerlekli sandalye sırtlıkları bez olan sırtlıklardır. Fakat konkav olan ve omuriliği daha iyi kavrayan hastanın boyuna göre bir takım başka sırtlıklar da tercih edilebilir. Korse kullanımı omurilik yaralı hastalarda iki tarafı keskin bıçak. Sivrinin keskin tarafı bir tarafında ilerlemekte olan bir skolyoz. Diğer tarafında ise korsenin sebep olabileceği bası yarası var. Korse kullanımı bu hastalarda kontraindikedir diyemeyiz. Fakat kullanımı da oldukça nadir. Kullanmak isteyen meslektaşlarım olursa ufak bir takım tavsiyelerim olacak. Normalde spinal kord yaralısı olmayan idiopatik skolyozlu hastalarda 20 derece aşan skolyozlarda kullanımına başlanması öneriliyor. Fakat
Nadiren buldum bazı yayınlarda spinal kord yaralı hastalarda 25 derecede bunun kullanımının başlanması gerektiği, normal idiopatik skolyozda 23 saat kullanması önerilirken spinal kord yaralı bireylerde 6-8 saati geçmemesi gerektiği, bireyin elbette ki her gün duş alması gerektiği, korsenin içerisinin yumuşak maddelerle birkaç kat sarılması gerektiği, basınç bölgelerinin elbette sık sık kontrol edilmesi gerekiyor. Basınç bölgelerinde bir hiperemi varsa korsenin tekrar modifiye edilmesi gerekiyor veya bu bölgeye bariyer krem ve masaj uygulanması gerekiyor diyerek korse konusunu kapatmıyorum. Ne tür korseler var? Bunlara da ufacık değineyim. Servikal bölgeyi içine alan servikotorakolumbosakral korseler, yani Milwaukee korseleri var. Daha sık kullanılan TLSO, torakolumbosakral ortezin kısaltması olarak TLSO korseler ve sadece lumbosakral bölgeyi içine alan Boston korseleri kullanılıyor. Tabii ki buraya iş gelirse cerrahide uygulanıyor. Anterior yaklaşım ve posterior yaklaşım uygulanıyor. Anterior yaklaşım, tabii bu cerrahın tecrübesi skolyozun durumuna göre değişiyor. Anterior yaklaşımda vidalar korpuslara yandan monte ediliyor ve rod buna paralel yerleştiriliyor. Posterior yaklaşımda pediküllerden geçerek korpuslara ulaşılıyor. Yine uzayabilen rodlar kullanılarak omurgası gelişmesini tamamlamış bireyler cerrahiden en az şekilde etkilenmesi hedeflenebiliyor. Bazıları her segmente vida atmayı tercih ederken bazıları proksimalden birkaç segmente, distalden birkaç segmente vida atmayı tercih edebiliyor. Bazıları uzun segment cerrahiler yaparken bazıları kısa segment cerrahiler yapmayı tercih edebiliyor. Bizim fizik tedavi hekimi olarak bu cerrahlardan beklentimiz, bizim bu hastalarımızın birçoğunluğu tak yapma ihtiyacı olan hastalar ve bu takı da kendisi yapan hastalar. Özellikle bayan hastaların öne bir miktar fleksiyon yapabilmesi gerekiyor bu takı yapmak amacıyla. Buna mani olacak düzeyde özellikle sakral ve ilyak kemiği içine alan cerrahilerde bunu yapması mümkün olmayacaktır. Bunu ifade etmek gerekiyor. Ayrıca bizim bu hastalar transfer yapan hastalar, transfer içinde bacağını tutup bir yerden bir yere nakletmesi gereken hastalar. Yine skolyoz cerrahisini yapacak cerraha buna da mani olmayacak düzeyde bir cerrahi tercih etmesini tavsiye etmemiz gerekiyor. Maalesef idiopatik skolyozda olduğu gibi spinal kord yaralı skolyozunda böyle bir guideline'ımız mevcut değil. Kişisel tecrübeler üzerinden konu ilerliyor. Sirongomiyeliye gelecek olursak, sirongomiyeli spinal kord içerisinde, canalis centralis içerisinde beyin omuriki sıvısının birikimi olarak tanımlayacağımız bir durum. İdiopatik nedenli olabilir, ciğer malformasyonuna eşlik edebilir, özellikle tip 1'e. Tip 1 ciğerde beyin sapı ve cerebellum foramen magnumdan aşağıya doğru herniye olmaktadır bildiğiniz gibi. Yine spinal tümörlere eşlik edebilir ki eşlik ettiği zaman çok uzun segmentleri içine alan siringomiyeli görülebilir ve spinal kord yaralanması sonrasında siringomiyeliler görülebilir. Posttraumatik spinal kordun travmatik kisti, posttraumatik kistik miyelopati, posttraumatik hidromeli terminolojisi de posttraumatik siringomiyeli ile eş anlamlı olarak kullanılıyor. Siringomiyelinin gelişim mekanizmasına baktığım zaman bu çalışmalar sırasında 8 tane mekanizma olduğunu gördüm. Bunlardan 3 tanesi popüler ve hemen hemen her yazıda bu 3 mekanizmadan bahsediliyor. Fakat ben bu 8 mekanizmanın 7'sinden hiçbir şey anlamadım. Size sadece anlayabildiğim tek mekanizmayı getirebiliyorum. Çok şükür ki bu popüler olan 3 mekanizmadan bir tanesi. Bu mekanizmaya göre beyin omurilik sıvısı 3. ve 4. ventriküllerde bulunan koroid plexuslardan sentezleniyor. Yine bu ventriküllerin tabanında bulunan ependimal hücrelerden absorbe ediliyor. Yine sagittal sinüs ve lateral lakünlerde bulunan arachnoid granüllerden absorbe ediliyor. Günde ortalama 1 litre kadar beyin omurilik sıvısı üretiliyor ve yine 1 litresi tekrar absorbe ediliyor. Aynı anda vücutta 130 cc kadar ortalama bir beyin omurilik sıvısı bulunuyor. Bu beyin omurilik sıvısının fonksiyonunu biliyoruz. İşte şok absorpsiyon etkisi vesaire. Beyin omurilik sıvısı bu devir daim içerisinde suprarachnoid boşlukta şu an tam işaretleyemiyorum. Ama ve canalis centralis içerisinde hareket ediyor. Ayrıca canalis centralis ile suprarachnoid boşluk arasında da yine beyin omurilik sıvısı alışverişi var. Herhangi bir sebebe bağlı olarak suprarachnoid boşlukta bir tıkanma, bir daralma meydana gelirse ki bu spinal kordun arachnoid matere yapışması olan teter olabilir veya burada bir arachnoidit olabilir veya başka bir nedene bağlı olarak burada bir
obstrüksiyon veya tıkanma meydana gelirse sufaroknoid aralıktan kanal santralise olan akım, beyin omurilik sıvısı akımı artıyor ve burada bir kist meydana geliyor. Ne zaman ki bu basınç dengelenirse kist gelişimi duruyor. Bununla beraber eğer tıkanıklık %100 bir tıkanıklık olursa basınç hiçbir zaman dengelenmiyor ve hızla proksimale veya gidebiliyorsa distale kadar bu sirenksin boyu uzayabiliyor. Spinal kord yaralanması sonrasında hastaların %7 kadarında klinik siringomiyeli görülebiliyor. Bununla beraber hastaların %50'sinde radyolojik siringomiyeli görülüyor. Yani hastada herhangi bir semptom meydana gelmeyebiliyor. Basınç dengelenmesi nedeniyle sirenksin kavitesi küçük olabiliyor. Yaralanma seviyesinin üstünde de olabiliyor. Yaralanma seviyesinin altında da olabiliyor. Yaralanmadan bir ay sonra da görülebiliyor. Hiç de görülmeyebiliyor ama ortalama 9 yıl süresi var. Peki biz bu hastalara her gün MR mi çektiriyoruz? Hayır. Siringomiyeli olduğunu kuşkulandırır. Bazı faktörler olduğunu gözlemlememiz gerekiyor. Yaralanma seviyesinin üstüne çıkan ağrı ısı duyusu kaybı, ki bu duyular canalis centralis'in hemen kenarından taşınır. Ağrı ısı duyusu kaybı, yine yaralanma seviyesinin üstüne çıkan motor kayıplar, nöropatik ağrıda artış, spastede artış ve otonomik disfonksiyonlarda artış saptıyorsak siringomiyeliden kuşkulanıyoruz ve MR çekimini yapıyoruz. Tabi MR çekiminin kontraindike olduğu hastalar olabilir. Bu hastalarda miyelografi ve postmiyelografik tomografi çekmek gerekiyor. EMG önemli ama ayrıcıdan açısından önemli. Motor ve duyu komplet hastalar diğer hastalara göre 2 kat daha fazla risk altında. Kop açısı 25 dereceye geçen skolyozlar elbette ki daha fazla risk altında. Yaşlılar gençlere göre yüksek seviyelerde, alt seviyelere göre daha fazla risk altında. Peki bu hastalara ne yapıyoruz? Eğer biz hastayı semptomatik olup MR'da da saplıyorsak zaten doğrudan cerrahiye gönderiyoruz. Fakat semptomatik değil de tesadüfen sapladıysak, saptadığımız ilk yıl 3 ayda bir, sonrasında 6 ayda veya 1 yılda bir MR çekimini yapıp kistin büyümesini kontrol ediyoruz. Umarım Halil Hoca böyle bir yerdedir. Teşekkür ediyorum.